Evet arkadaşlar, English with Atilla kanalına hoş geldiniz. 2019-2020 sezonunda yine sizlerle birlikte olacağız. Bu sene yapmanız gereken sadece kanalımıza abone olup, bildirimlerimizi açıp, kanalımıza neler olup bittiğine dair bizleri takip etmek yeterli olacaktır arkadaşlar. Neler yapacağız hocam peki bu sene? 6, 7, 8. sınıflarımızla ilgili arkadaşlar videolarımız, geçen seneki videoların aynısı devam edecek. Çünkü müfredatta hiçbir değişiklik olmadı. Ama yine ben size küçük küçük videolar atmaya çalışacağım bu şekilde faydalanmanız için. Hocam biz konuşma istiyoruz. Günlük İngilizce kalıpları 1, 2'si geldi, 3, 4'ü gelmedi diye mesajlar attınız. Bunlara da devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımızı birazcık daha geliştirmeye, birazcık daha açmaya yöneleceğiz bu sene inşallah. Desteklerinizi bekliyor olacağım. Şimdi arkadaşlar 8. sınıf öğrencilerimiz için LGS maratonunda neler yapacağız? Küçücük ondan bahsetmek istiyorum izninizle. Şimdi arkadaşlar İngilizce günlük 15 kelime ezberlemenizi istiyorum. Haftalık 100 kelime ortalama yapıyor. Ve 100 kelimeyi arkadaşlar sokaktan geçen dedemize çevirsek, günlük 15 kelime ezberletsek sene sonunda 6 net yapması garanti olur arkadaşlar. Sizlere nasıl soru çözeceğimizi hepsini anlatacağım. Kelimeleri arkadaşlar kodlama yapacağız. Sizlerle küçük bir kodlama örneği yapacağım arkadaşlar az sonra inşallah. Bu yüzden bütün sınıflarımızı günlük 15 dakika kelime ezberlemeye davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi vakit kaybetmeden canlı olarak şu şekilde ilk dersimize geçelim. Unit 1 Friendship neydi? Arkadaşlık konusu adı altında bir ünitemiz vardı arkadaşlar. Hemen ışık hızıyla kelimelere giriyorum arkadaşlar. Şimdi ben karşı tarafa sürekli making an offer yapacağım. Ne yapacağım hocam? Teklifte bulunacağım. Eş anlamlısı nedir making an offer kalıbının arkadaşlar diye sorarsanız, making suggestion olayı. Burada sürekli arkadaşlar teklif yapacağız. Bir örnek verelim. Would you like to come to the party? Partiye gelmek ister misin? Sounds good. Ne yapmak istiyorum? Gelirim. Süper olur hem de. I'm sorry, I can't. Ne yapamıyorum? Gelemiyorum. Arkadaşlar biz bu tekliflere, yani offer ve suggestion'lara iki tane hakkımız olacak. Ya bunları accept yapacağız. Ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Ya da refuse yapacağız. Ne yapacağız? Reddedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki accept yaparken 3 tane kalıp söyleyeceğim. Benim için çok önemli bunlar arkadaşlar. Not alabilirsiniz bunları. Bir tanesi soruyorum soruyu. Would you like to come to the slumber? Slumber'a gelmek ister misin pijama partisine? Ben de diyorum ki why not? Neden olmasın diyorum. Why not ne demek? Bizim öğrenciler şimdi not'ı gördüğü zaman olumsuz, bunu eleyeyim mi diyor. Kesinlikle arkadaşlar eleme yapmıyoruz arkadaşlar. Why not, neden olmasın demek olumlu anlamdadır. Bu birincisiydi. Geldim ikincisine hemen ışık hızıyla vakit kaybetmeden. Would you like to come to the party? Partiye gelmek ister misin? I can't miss this chance. Bu şansı ne yapamam? Kaçıramam. Tabii ki gelirim anlamında, ama sınavda arkadaşlar ne yapıyorsunuz sizler? Hocam can't gördüm, olumsuz bu. Hemen eliyorum. Sakın böyle bir şey yapmıyoruz. Tekrar söylüyorum. I can't miss this chance. Bu şansı kaçıramam. Tabii ki gelirim anlamına gelir. Üçüncü ve the last one. Son olan olaya geçiyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? I can't refuse this invitation. Bu daveti ne yapamam? Reddedemem diyoruz arkadaşlar. Neymiş? I can't refuse this invitation. Bu daveti ne yapamam? Reddedemem. Arkadaşlar can't olayını görünce hemen bu olumsuzmuş deyip sorulara uçmayın. Benim öğrencilerim bu 3 olayı ne yapar? Keep in mind. Ne yapar? Aklında bulundurur diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ya accept yapacağım, kabul edeceğim, ya refuse yapacağım. Tamam. Accept yaparsam sorun yok. Kankiyiz ölümüne tamam. Ama eğer refuse yaparsam, ne yaparsam? Reddedersem hocam bana mantıklı bir excuse vermen lazım. Ne vermen lazım? Bahane vermen lazım. Sınavlarda çıkacak. Making an excuse ne demekmiş? Bahane sunmak, mazeret bildirmek. Hocam what is the synonym? Eş anlamı nedir bunun? Making an excuse
kalıbının eş anlamı giving reason'dır. Neymiş hocam? Giving reason. Ödevini niye yapmadın? The electricity went off. Hocam elektrikler gitti. Elektriklerin gitmesi nedir? Nedir bir? Excuse'dur. Yani bir reason'dır arkadaşlar. Bir örnek yapalım mesela. Would you like to come to the wedding? Düğüne gelmek ister misin? I am sorry I can't. Üzgünüm gelemem. Buraya kadar refuse cümlesi değil mi bu? Tabii ki hocam. Reddettim. Arkasından I have to study for my exam. Sınavım için ne yapmak zorundayım? Çalışmak zorundayım. Sınav için çalışmak zorundayım. Kalıbı arkadaşlar excuse cümlesidir. Neymiş? Excuse cümlesi arkadaşlar. Gördüğümüz gibi arkadaşlar ilk ünitede dikkat etmem gereken ne varmış? Ben making an offer yapacağım karşı tarafa. Ne yapacağım? Teklifte bulunacağım. Ya da ne yapacağım? Making suggestion. Teklifte bulunacağım. Bu teklifi ya accept yapacağım. Ne yapacağım? Kabul edeceğim. Ya da hiç sevmeyiz ama böyle negatif şeyler ama refuse yapacağım. Reddedeceğim. Ve arkadaşlar eğer ben sana refuse yapıyorsam, seni turn down ediyorsam, reddediyorsam bunun geçerli bir excuse'u olması lazım. Nesi olması lazımmış? Excuse yani reason, sebep, bahanesi olması lazımmış arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar kelimelere geçiyorum. Hazır mısınız? Hazırsanız ben başlayacağım. Müsaadenizle bir küçük şuradan tadına bakıp. Evet, 15 kelimeyi mısır patlatarak içecek eşliğinde çok rahat bir şekilde ne yapacaksınız? Götüreceğinizi düşünüyorum. Müsaadenizle bir su içip devam ediyorum. Evet hocam, hazır mıyız? Şimdi kodlama yöntemini anlatıyorum arkadaşlar. Ben kelime ezberleyemiyorum. Ne yapmam gerekiyor hocam? Türkçe kodlama yapıyorum. Hocam alt alta 50 kere yazdım ama olmadı. Arkadaşlar ben böyle bir şey istemiyorum. Bu saçmalıkları artık kapatalım lütfen. Hemen başlıyorum. Biz seninle kankiyiz. Tamam mı? Biz seninle kankiysek seninle biz sürekli get on well yapacağız. Ne yapacağız hocam? Get on well iyi geçinmek anlamına gelir. Bunu unutmuyorsun. Get on well neymiş? İyi geçinmek. Kimle iyi geçiniyorsun? Ahmet'le. Hemen get on well kelimesini yaz. Yanına Ahmet yazıyorsun. Bitti. Eğer biz seninle iyi geçiniyorsak bizim relationship'imiz nasıldır? Hani Facebook'ta yazıyor ya relationship durumu karışık. Neyin o? İlişki durumu karışık diyor ya. Relationship ilişki demek arkadaşlar. Sevgili modunda değil tabii ki bu. Arkadaşça insan modunda diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden relationship'i iyi olan kişiler yani ilişkisi iyi olan kişiler birbiriyle ne yaparlar? Get on well yaparlar. Peki hocam biz insan olduğumuz için bazen ne yapacağız biz? Argue with yapacağız aramızda ne yapacağız? Argue with tartışma. Eş anlamı ne? Discuss. Kimle tartışıyorsun? Annemle hep üstüme başıma karışıyor hocam. Discuss, argue with unutmuyorsun. Eş anlamı. Peki hocam biz sonuçta öğretmenle her konuda agree with olacağız diye bir olay yok. Agree with nedir? Aynı fikirde olmak. Ya benim olaylarım ailem pek şey yapmıyor. Biz babamla bazen agree with yapamıyoruz. Aynı konuda olamıyoruz. Agree with ne demekmiş? Aynı fikirde olmak. Şimdi hepiniz 8. sınıf öğrencilerisiniz. Peki hocam. Biz mezun olduk 30 sene sonra tüm sınıf tüm moruk olduk hepimiz. Ne yapıyoruz? Kalkıp sınıfımıza geliyoruz. Eski günlerimizi yad ediyoruz. Bunun adı olaylarda class reunion olarak sınıf buluşması olarak karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor. Peki hocam. Çok güzel. Slumber, sleepover neydi? Arkadaşlar bunlar pijama partisi anlamına gelir. Ben sizlere arkadaşlar 4 kelime eş anlamlı birden söylüyorum. Unutmuyoruz bunları. Depend on yapacağım. Ne yapacağım? Güveneceğim. Count on yapacağım. Yine güveneceğim. Rely on. Ne yapacağım? Yine güveneceğim. Bu üçü deyim. Depend on. Rely on. Count on. Bunlar güvenmek. Bunun fiil hali de
trust. Ne yapacağız arkadaşlar? Güveneceğiz. Peki hocam, bu dördünün anlamı da güvenmekmiş. Pardon. Peki bu dördünün, hocam boğazı da boş bırakmıyorsun bu arada. Ne yapayım, saat gece kaç olmuş? İşte sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ağzım boş mu dursun? Aman Allah korusun hocam. Peki hocam. Müsaade edin de iyiyim, 10 saniye devam edeceğim. Şimdi ben sizi bu konularda ne yapacağım? Backup yapacağım. Destekleyeceğim. Support yapacağız birbirimizi. Ne yapacağız? Destekleyeceğiz hocam. Backup'la support ne demekmiş? Support hocam ne? Support ne demekmiş? Destek demek anlamına geliyor. Kimi destekliyorsam lütfen kağıdı, kalemi al. Oraya yaz lütfen arkadaşım. Peki hocam. Backup support hangi durumlarda yapılır? In times of trouble. Sıkıntı anında yapılır değil mi? In times of trouble. Trouble neymiş? Sıkıntı. Esnasında yapılır arkadaşlar. Evet. Gördüğümüz gibi en azından bir 10-15-20 kelime verdik. Devam ediyorum ışık hızıyla. Ben senin kalbini kırdım. Gerçekten milletin içinde sınıftan gelip ikinciler senden apologize yapıyorum. Ne yapıyorum senden? Özür diliyorum arkadaşım. Peki devam ediyorum. Bir deyimle devam ediyoruz. Apologize özür dilemekmiş madem. Kolon. Ne arkadaşlar kolon? Hocam işte evleri yaptığımız, işte evin durmasını sağlayan, işte dik duvarları kolon, ne alaka kolon demeyin. Kolon arkadaşlar visit, yani ziyaret etmek anlamına gelir. I am busy ne demek arkadaşlar? Ben meşgulüm. Peki hocam. Arkadaşlar şimdilik, yani bugünlük diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videolarımız bu şekilde canlı canlı yapmaya çalışacağım. Görüntülü yapmaya çalışacağım. Yani ders anlatıyormuş gibi sizin için bu şekilde yapmayı düşünüyorum bu sene. Eğer evet hocam bu şekilde faydalı oluyor derseniz, şöyle yapalım derseniz, altına, videomun altına yorum yapmayı sakın unutmayın. Tek söyleyeceğim şu. 8. sınıflarımız full yapmak istiyorlarsa günlük 15 kelime ezberliyorlar, çalışıyorlar, kodlama yapıyorlar. Ve arkadaşlar videolarımızı kaçırmazsanız geçen senenin şampiyonu Ahmetcan Uysal'ı biliyorsunuz zaten. O da bizden çıktı. Yani benden çıktı. İngilizce olarak da full yaptırdığımız için. Zaten sorularımızın 10'da 9'unu birebir ben kendim sınıfta anlattım ve videolarda aktardığım şekilde geldi. Bir soruda Ali Atabak çıkmadı da Ayşe eve gel şeklinde çıktı. Hiç değişiklik yok. Çok rahat yapacağınızı düşünüyorum. Yapmanız gereken tek şey videomu paylaşıp kanalımızın büyümesine yardımcı olmanız. Ve arkadaşlar herkese ulaşmak istiyorum. Şimdiden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.